Çok kıymetli Meclis Başkanım, Meclis Başkanlık Divanım, İstanbul Ticaret Odası'nın çok kıymetli meclis üyeleri, değerli mesai arkadaşlarım. Sözlerime başlarken hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 2024 yılının ikinci meclis toplantımızın şehrimize, ülkemize ve İstanbul ile Türkiye ticaretine hayat veren üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Müsaadenizle konuşmamın başında öncelikle Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyerek başlamak istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralı polis ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırıyı da bu vesileyle telin ediyorum. Bu olaylar Fatih Camii imamına saldırıyla başladı biliyorsunuz kısa bir süre evvel. Bütün bunların bize göre bir rastlantı olmadığı bir gerçek çok açık. Ülkemizin huzurunu hedef alan saldırıların birbiri altında gelmesinin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ancak iş dünyası olarak şunu ifade etmek isterim. Terör örgütlerini maşa gibi kullanıp Türkiye'de kaos oluşturmak isteyenler bunu inşallah bugüne kadar başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Dün olduğu gibi bugün de bizler hep beraber teröristlere karşı kenetlenip bir ve beraber olacağız. Hedeflerine ulaşmalarına hep beraber asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin büyüklüğü ve milletimizin kararlılığı bu saldırıların hakim bırakacağından zerrece şüphem bulunmuyor. Kısa bir süre evvel biliyorsunuz elim bir kazada Gaziantep Nurdağ ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter düştü. Burada Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk vefat etti. Ben oradaki teknisyenlere acil şifa diliyorum. Vefat edenleri de Rabbimden başsağlığı dileklerini iletiyorum ailelerine. Bu vesileyle vatan ve mukaddesat için hayatını kaybeden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Değerli dostlar biliyorsunuz iki gün evvel 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümüydü. Hep beraber hüzünlendik. Hatta bundan geçen bu hafta içinde hafta başında Paris'teki Texworth Fuarı'na gitmiştik Gıyaz Bey. Geçen seneyi biz de böyle tatsız bir şekilde hatırladık. Geçen sene tam biz oraya indik, fuara geldiğimiz sabah burada deprem olmuştu. Gerçekten orada Antep'ten, Maraş'tan, o bölgeden çok sayıda üretici vardı. Onların bir kısmı çok hızlı bir şekilde geri döndüler, bir kısmı zaten gelememişlerdi. İnşallah Rabbim bir daha böyle büyük bir afette hiç milletimizi, tüm insanlığı sınamasın diye dua ediyorum. Kahramanmaraş'tan Hatay'a, Şanlıurfa'dan Malatya'ya kadar tüm bölge halkımızın yaşadığı acıyı bir yıl boyunca hep beraber gerçekten unutmadık. Hala bunu yüreğimizde hissediyoruz. Ama şu da bir gerçek ki bu asrın felaketi diye tarif ettiğimiz bu sürece karşı asrın dayanışması ve yardımlaşması ile acılarımızı en aza indirmek için biz de İstanbul Ticaret Odası camiası olarak elimizden geleni yaptık. Biliyorsunuz bunları sizlere daha evvel paylaşmıştım ama sadece kısaca hatırlamak için sizlerle beraber ilk dakikadan beri seferber olduk. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik ve sizlerle ve sizin desteklerinizle, üyelerimizle beraber onların acılarını azaltmayı, birlik ve beraberliğimizi gösterip bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldırmak için elimizden gelen gayreti bizler de göstermek durumunda olduk. Tabii ki bütün bu süreçlerin sonunda ne yazık ki can kayıplarımızı geri getiremiyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'a hamdolsun milletimizin ve devletimizin gayretiyle yeniden imar başladı hızlı bir şekilde. Bunun ilk somut sonuçlarını ilk deprem konutlarının teslim töreninde kısa bir süre evvel gördük. Açılan kamu hizmet binalarını gördük. İnşallah buradaki tabii eksiklikler çok, yapılması gereken iş çok fazla, kayıplarımız çok fazla. Hatta bazı illerde hala yıkılmayı bekleyen binalar var. Ama ümit ediyorum ki hem devletimizin gayreti hem de hayırseverlerin devam etmekte olan destekleriyle bütün buradaki sıkıntılar bir an önce giderilecek. Bu bölgeler ayağa kalkacak ve yeni imarla inşallah önümüzdeki dönem için çok daha dayanıklı şehirler oluşturmuş olacağız. Bir kez daha hem depremin ilk aylarında hem de kalıcı konut kampanyasında gösterdiğiniz dayanışma ve yardımlar sebebiyle sizlere ve sizlerin vasıtasıyla bizlere ulaşan üyelerimize katkıda bulunan tüm değerli İstanbul tüccarına, İstanbul iş alemine huzurunuza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar,
Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 31 Mart'ta mahalli seçimler yapılacak. Tabii burada konuşmama girerken arada küçük bir saplantı yapayım. Biliyorsunuz meclisimizden iki kıymetli meclis üyemiz de bu seçimlerde aday oldular. 57. komiteden Alper Yayın Bey Sancaktepe beldesinden belediye başkanı adayı oldu. Mesut Öksüz Bey de Başakşehir ilçesinden belediye başkanı adayı oldu. Eski meclis üyemiz Kadem Ekşi Bey Maltepe'den aday oldu. Dolayısıyla ben hem şu andaki meclis üyelerimize hem de eski meclis üyelerimize bu seçimlerde başarılar diliyorum. Tabii bu vesileyle de şunu ifade etmek istiyorum. İş dünyası olarak hangi partiden olsun seçilecek her belediye başkanından Türkiye'nin ve İstanbul'un deprem bölgesinde olduğu gerçeğini unutmadan beldelerin depreme hazırlamalarını, bu yöndeki tedbirleri hayata geçirmelerini ivedilikle istiyoruz, bekliyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Özellikle biliyorsunuz yaşadığımız şehirde bu konuda bir önemli bir risk var. Dolayısıyla bütün yerel yöneticilerimiz bu konuda teyakkuz içinde olmak durumunda. İlçe belediye başkanlarımızdan büyükşehir belediye başkanına kadar her birinden beklentimiz çok açık bu konuda. Tabii biz burada bu süreci yürütürken şunu da gündeme getiriyoruz. İstanbul'daki dönüşümde sadece 6 milyon konut değil, 1,5 milyon iş yeri, ticaret merkezi, fabrika, hastane, okul, otel gibi ticari üniteler de dönüştürülmeli. Dolayısıyla bu 1,5 milyon bu riskli konutlarla beraber riskli iş yerleri de mutlaka buralara alınmalı ve bunlarla beraber gerekli adımlar atılmalı. İlçe belediye başkanlarım, İstanbul'da biliyorsunuz yasal olarak belediye teşkilatı 1855'te kuruldu ve belediyemizin o zaman ilk kurulduğu zaman şöyle bir görev tarif edilmiş belediyemize. Bu bana ilginç geldi. Belde halkını koruyup huzur ve sükun içinde yaşatma görevi verilmiş ilk belediye kurulduğu zaman. Aslında bu cümle bugün de geçerli. Belde halkını koruyup huzur ve sükun içinde yaşatma. İnşallah bizim bundan yaklaşık 170 yıl sonra da aynı beklenti içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul ve depreme hazır olma konusunun üzerinde ısrarla duruyorum. Çünkü İstanbul Türkiye gayri safi milli hasılasının 1/3'ünü üretiyor. O anlamda çok önemli. İstanbul'un üretim kabiliyetinin, kaynak üretme kabiliyetinin, vergi üretme kabiliyetinin, istihdam kabiliyetinin, ihracat ithalat kabiliyetinin asla bu konuda bir sıkıntı yaşamaması lazım. Dolayısıyla Türkiye depreme karşı hazırlık olmadan gerçek anlamda sürdürülebilir bir kalkınmanın mümkün olamayacağını da bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Efendim, bu meclis toplantımızda sizinle camiamızdan bir taziye haberi paylaşmamanın mutluluğu içindeyim. Gerçekten her ay böyle sık sık gündeme geliyor. Bu ay biraz evvel meclis başkanımızın ifade ettiği gibi benim de çok kadim dostum Erdal Cesar Bey meclis üyeliğimizden ayrıldı. Ama yine bir taraftan da mutluyuz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde genel sekreter olarak göreve başladı. Dolayısıyla ben Erdal Bey'e burada görev yaptığı dönem içinde verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul Ticaret Üniversitemizi de bundan sonraki döneminde görevinde şimdiden başarılar diliyorum. Yeni arkadaşımız da inşallah belli olunca zaten meclis başkanımız sizlerle paylaşacak. Henüz davet süreci devam ediyor. Oradaki firma yeni ismi bildirmedi. Alev Alatlı Hanım 2 Şubat'ta hakkın rahmetine kavuştu. Yerli ve milli duruşunu anti-emperyalist bir bilinçle perçinleyen Alev Alatlı adeta bize göre çağımızın yaşayan Ahmet Mithat Efendisi'ydi. Ürettiği her eserle Türk toplumu ve devletinin sömürgeci batıya karşı korumayı kendi amaç edinmişti. Tanık olduğu her olayı bir romancı kadar kronikçi titizleri de kitaplarına taşımıştı. O kendisini Türk insanının hafızasını tazelemek ile sorumlu görüyordu. Eserlerinde bize göre böyle bir amacı yerine getirdi. Alev Alatlı bir insanın kendi ülkesinde iyi anılması bir işe yaradığını hissetmesi kadar hoş bir şey olamaz diyordu. Biz de onu hep en iyi şekilde anıyor ve hatırlıyoruz. Çünkü o son nefesine kadar bu ülke ve bu millet için yazılarına ve çalışmalarına devam etti. En son bir klasiğe dönüşecek olan nasihatnamelerini bizimle paylaşmıştı. Yine gerçeği söylemek en büyük devrimciliktir.
sloganı gündeme çıkıyor buradaki bu nasihatnamede. Son nefesine kadar kendisi gerçeği söylemenin gayreti içinde oldu. Allah rahmet eylesin, fikir ve edebiyat dünyamızın da başı sağ olsun. Odamızın 142. yıl dönümünü kutluyoruz biliyorsunuz Ocak ayı bu aralar. Yine hatırlayacaksınız odamızın kurucusu bizzat her aşamasıyla yakından ilgilenen ve resmi faaliyete başladığı 14 Ocak 1882 tarihinde Ticaret Bakanı Raif Efendi'yi açılışa gönderip başarılı dileklerini ileten Sultan II. Abdülhamit 10 Şubat günü hakkın rahmetine kavuştu tarih itibariyle. Dolayısıyla biz ölümün 106. yıl dönümünde onu da burada rahmetle anıyoruz. Aynı şekilde 27 Şubat 2021 yılında vefat eden Türkiye Sanayileşmesi'nin ve Milli Kalkınmanın öncü ismi Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle anıyorum. Onun İstanbul Teknik Üniversitesi sıralarında Türk motorunu yapma hayaliyle başlayan yürüyüşü yeni nesillere gerçekten güçlü bir vizyon verdi. Ülkemizin ileri teknoloji üretme ve sanayileşme sevdasında yerli ve milli üretim kararlılığının onun attığı tohumlarla gündeme geldiğini, hayata geçtiğini de bu vesile görüyoruz. Son olarak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay seyahatine değinmek istiyorum. Bu seyahati gerçekten önemsiyorum. Bu seyahat istikbal göklerdedir ilkesinin gençlerimiz için artık gerçekleşebilir bir hedef olduğunun somut ispatı. Gezeravcı bu seyahatle çocuklarımıza uzay ve hava teknolojileri bakımından yeni ufuklar açtı. Artık astrofizikçi olma hayali kuran, astronot olup uzayda araştırmalar yapmak isteyen çocuklarımız her gün karşımıza çıkıyor. İnanıyorum ki Gezeravcı ile birlikte Türkiye'de uzay rüzgarı tüm bereket ve verimliliğiyle bundan sonra da esmeye devam edecek. Kıymetli Başkan, değerli meclis üyeleri, müsaadenizle burada ekonomiyle ilgili hem global hem de ulusal ekonomiyle ilgili bazı konuları size paylaşmak istiyorum. Çoğu Merkez Bankası'nın agresif parasal sıkılaştırması karşısında beklenenden daha fazla direnç göstermesi sonucu 2023 yılında dünyanın gayri safi milli hasılası beklenenlerin ötesinde bir miktar daha yüksek gerçekleşti. Olumlu bir şey bu. Bununla beraber büyümeye ilişkin öncü göstergeler küresel ekonominin son aylarda bir miktar ivme kaybetmekte olduğunu gösteriyor. 2024 yılına ilişkin daha temkinli bir beklenti var. Dolayısıyla burada Çin'in gayri safi milli hasılasında bir ivme kaybı olması en önemli beklenti. Dolayısıyla o Çin'le beraber bütün dünyanın gayri safi milli hasılasının bir miktar aşağı doğru gelmesi öngörülüyor. Küresel ekonomide iyi haber şu ki, politika faizleri zirve seviyelerini gördü ve önümüzdeki dönemde beklenen faiz indirimleri yatırım iştahını destekleyecek. 2024 yılında bir dizi yükselen piyasa ekonomisinde hali hazırda uygulanmakta olan sıkı para politikasında gevşeme yönünde adımlar atılacak. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda dünyanın büyümesini küçük de olsa yükseltti. 2009'dan 3.10'da 1'e yükseltti. 2023 yılındaki 3.1 seviyesinde büyüme beklentileriyle birlikte büyüme hızının bu yılda en azından sabit kalacağı tahmininde bulundu. 2023 yılının ardından 2024 yılı ekonomik büyümesinin 2020-2019 arasında 20 yıllık dönemde 3.8'lik tarihi ortamın altında kalacağımızı gösteriyor diğer taraftan da. Burada enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüşün arz yönünü sorunların bir miktar olumlu seyretmesine katkı vereceğini, merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi kısıtlayan sıkılaştırma politikalarındaki temkin duruşu göz önüne alındığında enflasyonun daha önceki zirve noktalarından aşağıda gerçekleşeceğiyle ilgili bir öngörüde bulunuyor. Tabii burada her geçen gün farklı olaylarla karşı karşıyayız. Birçoğunuz ithalat veya ihracat yapıyorsunuz ve Kızıldeniz'de devam eden kriz tüm dünya ticaretini etkiledi. Bunun etkileri ne olduğu, ne olacağı daha çok net ortaya çıkmadı. Ama şu anda en azından bu süreçlere bağlı olarak bir takım uzak doğudan alınan malların maliyetlerinin, lojistik maliyetinin artacağı ve bunun da dünyanın büyümesine bir miktar olumsuz etkide bulunabileceği, COVID dönemindeki tedarik zincirinde yaşanan kopuklukların burada da yaşanabileceği ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 ortasında
artık bir resesyon beklenmiyor. Dolayısıyla bir yatay seyir gündemde. Ama Çin'le ilgili burada açıkçası enflasyonun hızla düşmesine bağlı olarak yatay seyir, hatta biraz mevcut büyümenin altında bir büyüme olabileceği gündeme geliyor. Euro bölgesine gelince, ki bizim için önemli Euro bölgesi. Burada analistlere göre Euro bölgesi resesyondan çıktı. Bölgenin 20 ekonomisinin 9'u 2023'te 2 veya daha fazla çeyrek üst üste daralma kaydetmişti. 2023'te beklenenden daha zayıf gelen bir büyümenin baz etkisi 2024 beklentilerinde olumsuz etkiliyor. Ama sıkı parasal koşullar ve pandemi sonrasındaki mali desteğin geri çekilmesi düşük verimlilikle birleşince Euro bölgesinin üzerinde olumsuz bir baskı oluşturmaya devam edecek. Tabii Ukrayna'daki savaşın nereye doğru evrileceğini de şu anda göremiyoruz. Ama şu anda negatif etkileri devam ediyor. Avrupa'nın da bu konuda siz de takip ediyorsunuz. Kafası karışık. 2023 yılında %5 büyüyen Euro bölgesi ekonomisinin 2024'te %1 büyüyebileceği öngörülüyor. Tabii bu da bizim için en azından Avrupa Birliği'ne yönelik pazarımızda bir kayıp yaşanmama öngörüsü anlamında olumlu bir veri. Yükselen ve gelişen ekonomilerdeki ılımlı bir toparlanmanın olacağı ve %4'e yakın seyreden büyümenin %4,4'lük büyümeye doğru evrileceği öngörülüyor. Tabi burada Ukrayna ile beraber Orta Doğu'daki gerginlikler de riskleri artırıyor, jeopolitik riskleri. Başlıca nakliye şirketleri biraz evvel de ifade ettiğim gibi Kızıldeniz üzerinden nakliyeyi durdurdu ve gemilerini Atlas Okyanusu üzerine yönlendiriyor. Tabi burada bize lojistikçilerin gündeme getirdi, özellikle uzun menzillerli gemi lojistiği yapanların. Burada konu sadece ilave maliyet değil, konteyner sistemindeki akıştaki bozulmadan kaynaklanan ilave bir ciddi bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu anda Avrupa'da çok önemli bazı tesislerin kısmi iş durdurma süreciyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ama kısa vadeli de olsa Türkiye'ye karşı bunun bir olumlu etkisi oldu. Batı belli konulardaki tedarikini Türkiye'ye kaydırmaya başladı. Özellikle hızlı üretilen bazı mallarda, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyonda. Tabii bunun ne kadar süreceği şu anda tartışma konusu. Hatta Avrupa'da boşalan bazı raflara uzak doğudan mal gelmemesine karşılık Türkiye'deki üreticilere hızlıca mal yaptırılıp bunların hava kargo ile bile taşındığı bilgisi geliyor bize. Ama bu tabii ki sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla bu sürecin de nereye evrileceğini hep beraber bundan sonra göreceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de 250 baz puan artıldı faizde ve %45'e oturdu. Dolayısıyla aslında bütün piyasanın konsensüs sağladığı veya işte artık bu seviye tepe noktasıdır dediği %45'lik bir orana ulaştık. Bununla beraber açıklanan metinde enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve karıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılığın gözden geçirileceği vurgulandı. Dolayısıyla Merkez Bankası kapıyı tam kapatmamış gözüküyor. Biliyoruz ki faiz artışı dezenflasyon sürecinin en etkili silahı. Ama biz de iş dünyası olarak şunu ifade ediyoruz. Yegane silahı değil. Para politikasındaki sıkılık maliye politikasıyla desteklenmediği sürece enflasyonla mücadele programı arzu edilen neticeleri vermeyebilir. Bu nedenle para ve maliye politikasının kesinlikle uyumlu olması ve birbirini destekleyecek yapısal reformlarla beraber hayata geçmesi çok önemli. Böylece enflasyonla mücadelede başarı yakalamak çok daha kolay ve kısa zamanda mümkün olabilecek. Bizim İstanbul İş Dünyası olarak arzumuz ve beklentimiz yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi ve maliye politikasının para politikası ile eş güdümlü ve kararlı bir şekilde yürütülmesi yönündedir. Bu arada biliyorsunuz Merkez Bankası'mızın yakın zamana kadar başkan yardımcısı olan Doktor Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Biz kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Merkez Bankası biliyoruz tabii ki kişilerle değil kurumsal yapıyla bir yapı içinde ve politikalarla yönetiliyor. Dolayısıyla buradaki başlangıç başkanlık değişim süreci yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde doğru bir politikayla yönetildi. Yurt içinde de yurt dışında da bu konuda olumsuz bir tepki gelmedi. Piyasaya da ne borsada ne de döviz piyasasında
olumsuz bir yansıması olmadı. Başkan değişikliğinin politika değişikliğiyle ilişkisi bulunmadığı yönündeki kararlılık beyanları piyasaya hafta sonu güven verdi. Biz de iş dünyası olarak biraz evvel ifade ettiğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz. Ama bu aralarındaki korelasyonun çok daha kavi bir şekilde hayata geçirilmesinin beklentisinde olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası Başkanımız da ilk mesajında bugüne kadar açıklanan politikanın devam edeceğini net işaretlerini verdi. Hatta bazı yorumcular Merkez Bankası Başkanımızın politikasının daha şahin bir politika olabileceğini bile söyledi. Şu anda ilk mesaj mevcut politikanın devam edeceği yönünde. Bu da bizim açımızdan önemli. Ekonomi yönetiminin dezenflasyonu önceleyen programı uygulamasına rağmen ekonominin makro dengelerinde etkili olabilecek bozulma yaşanmaması memnuniyet verici. Nitekim Ocak ayında reel kesim güven endeksi sınırlı da olsa düşük kaydetse de iyimserliğe işaret eden eşik değerin üzerinde kaldı. Bu kapsamda mamul mal stoğu, mamul ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmelerin güven endeksine pozitif katkı yaptığını görüyoruz. En azından bu endeks içindeki bu alt endeksler makul bir süreci gösteriyor. Üretimin öncü göstergelerinden Sanayi Odası'nın imalat PMI'yı Ocak'ta bir önceki aya göre 1.8 puan arttı ve 49 değerin üzerine çıktı. Ancak eşik değerinin altında kaldı. Henüz 50'ye ulaşamadık. Ama son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ümit ediyoruz. Kızıldeniz'de yaşanan krizden dolayı Türkiye'ye gelecek taleplerle beraber kısa zamanda burada %50'nin üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz. Pandemi döneminde biliyorsunuz Kızıldeniz geçişlerinde yaşanan kriz Türkiye'nin önemini çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Türkiye hem tedarik güvenliği hem tedarik maliyetleri bakımından gerçekten dünyada eşsiz bir konuma sahip. Pandemi döneminde oluşan fırsatları gördük. Ancak tedarik kapasitemizi artırma yönünde yeterince başarılı olamadık. Geldi, bir kısmı geçti. Buradan hareketle şunu ifade ediyoruz ki, Türkiye tedarik avantajını geçici krizlerde aramamalı. Aksine küresel arz ve tedarik zincirinde kalıcı bir merkeze dönüşmek sürecini başarmak zorunda. Üzerinde oturduğu bu devasa üretim ve ticaret potansiyelini, bu eşsiz coğrafya kıymetini fiile mutlaka dönüştürmek durumda ülkemiz. Değerli meclis üyeleri, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de kalkınmayı da, ekonomik büyümeyi de, gelir dağılımındaki adaleti de en üst düzeyde tesis edecek en önemli araç teknoloji üretme kabiliyetimiz. Biliyorsunuz günümüzde artık dünyayı bilgi teknolojileri yönetiyor diyebiliriz. Dünyanın marka değeri en yüksek 5 şirketinin tamamı teknoloji şirketi. İlk 10 şirketin 8'i doğrudan teknoloji firması. İlk sıradaki şirketin sadece marka değeri 517 milyar dolar. İlk 5'inin marka değeri 1,5 trilyon dolar. İlk 100'e giren firmaların tamamı ya doğrudan ya da ikinci süreçte yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla biz de hem üretim hem ihracatta teknolojiye hakim kılmaktan başka bir seçeneğimiz olmadığını bilmek zorundayız. Bu nedenle tüm yatırım kaynaklarımızı teknoloji odaklı şekilde kurgulamak ve kullanmak zorundayız. Yapay zeka burada artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Teknolojinin adı yapay ama çıktısı gerçek. Bu gerçeklik kısa bir süre içinde tüm üretim süreçlerimizi yeniden şekillendirecek, küresel ticaretin dengelerini yeniden dizayn edecek. Sonuç itibariyle sahip olduğu konum küresel rekabette pek çok ülkeye kıyasla Türkiye büyük avantajlar sağlıyor. Yolun başındayız. Ne pahasına olursa olsun yatırım iklimini her bakımdan daha cazip bir hale getirmek durumunda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Türk özel sektörün dinamizminin bu yolculukta ön alabilecek güçte ve yapıda olduğuna inancımız tam. Onu da ifade etmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, konuşmamın sonunda birkaç tane yaptığımız faaliyetle ilgili bilgi vermek istiyorum. Biraz evvel filmimizde de gündeme geldi. Biliyorsunuz Mart ve Nisan ayı ile birlikte turizm sezonu önemli bir ivme kazanıyor. Sezon tabiri caizse resmen başlayacak. Biz de İstanbul Ticaret Odası'nın kuruluşları olan Turizmi Geliştirme Vakfı TUGEV ve ICVB İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Ofisi vasıtasıyla İstanbul küresel turizm pastasından aldığı
hem nitelik hem nicelik olarak aldığı payı artırmak amacıyla çalışmalarımızı hızlıca sürdürüyoruz. Bir yandan şehrimize yeni toplantılar ve kongreler kazandırmaya çalışıyoruz. Diğer yandan da genel anlamda turizm sektörüyle ilgili faaliyetler yapıyoruz. Ülkemizin özellikle Körfez ülkeleri Mısır, Suudi Arabistan açılımı çerçevesinde biz de geçen hafta Cidde'de bir turizm zirvesi tertipledik. Gerçekten beklentimizin üzerinde karşılık bulduk. İstanbul'dan çok sayıda en üst düzey otel üst düzey yöneticilerini, sahiplerini oraya götürdük. Orada Suudi Arabistan'ın önde gelen turizm paydaşlarıyla bir araya getirdik. B2B toplantılar yaptık. Daha sonra onlarla beraber Türkiye Otelciler Birliği ile beraber Suudi Arabistan'ın en önde gelen 52 turizm sektör paydaşıyla etkili toplantılar yaptık. Değerli dostlar, son 5 yıldır bu sektöre büyük yatırım yapıyor İstanbul. Yani Avrupa'ya baktığınız zaman en fazla 4 ve 5 yıldızlı otel inşaatı devam eden şehir de İstanbul. İstanbul'un bir farkı var. Türkiye'nin başka yerlerde turist alıyor ama İstanbul'a gelen turist hem 12 aya dağılımı açısından daha homojen bir yapı ortaya koyuyor, hem de İstanbul'a gelen turist bir yere otele kapanıp bir hafta sonra konservelenmiş olarak oradan çıkıp havalimanına gitmiyor. İstanbul'a gelen her turist çıkıyor, alışveriş ediyor, geziyor, yiyor, saç ektiriyor, tedavi oluyor. Dolayısıyla bir sürü hizmet alıyor İstanbul'da. Bu anlamda İstanbul'un turizm potansiyelini artırmak çok çok önemli. Dolayısıyla burada inşallah bu yaptığımız turizm fuarlarının benzerlerini bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada aldığımız güzel bir sonuç var. Ben özellikle bu süreçte TÜGEV'i bizim adımıza yöneten ve ICB'yi de onunla beraber yöneten değerli yönetim kurulu üyem Bahadır Yaşık Bey'e ve oradaki ICB'deki mesai arkadaşlarımıza huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Geçen ay birçok komitemizle bir araya geldik. Biz de fırsat buldukça sizlerin komite toplantılarına istişare etmeye çalışıyorum. İştirak etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla sektörün problemlerini burada gündeme getirmeye çalıştık. Yine Odalar ve Borsa Birliği'nde görevimiz dolayısıyla belli meclislere başkanlık ediyoruz Odalar Birliği adına. Burada da özellikle o toplantılara da sektörlerin nabzını tutuyoruz ve orada da sizin gündeme getirdiğiniz konuları gene oradaki hazırlığımla beraber çözüm üretmeye çalışıyoruz. Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği ile bir araya geldik. Onlarla Perpa ile ilgili ve İstanbul'un ticaret iş merkezleri ile ilgili problemleri görüştük. Diğer taraftan da Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Başkanları ile bir araya geldik. Onlara da İstanbul'la ilgili projelerimizi konuştuk. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile görüşmelerimizi yaptık. Burada Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Rahmi Göktaş Bey'i misafir ettik. Hem onların çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık hem de İstanbul kapsamında yapabileceğimiz süreçlerle ilgili konuştuk. Dolayısıyla kısa bir süre evvel de Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sofia Efraimoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. İstanbul Ticaret Odası'nda onları ağırladık. Sayın Başkan ve ile beraber odalarımızın öncülüğünde şehirlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki ticaret artışına katkıda bulunmayı iyi niyet temennisinden öteye taşımak için bir işbirliği anlaşması imzaladık. Soyadından anlayabileceğiniz gibi bu topraklardan oraya göç etmiş bir vatandaş, bir aile diyeyim. Kendisi tabii Yunanistan doğumlu. Fuar merkezimiz pandemi sonrası yenileme ile gerçekten çok hızlı bir şekilde bir süreç yürütüyor. Dolayısıyla oradaki şu anda fuarlarımız da başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz de özellikle Atina'daki komşularımızı bu fuarlara da daha etkin katılma konusunda onlara davetimizi ilettik. Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter'le bir araya geldik. Tabii özellikle bu bölgedeki değerli başkonsoloslarımızın önemli bir kısmının Türkçe biliyor olması da bizi mutlu ediyor. Veya Türkçe iyi vakıf diplomatların İstanbul'a gönderilmesinden mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz İstanbul aslında diplomasinin de başkenti. 79 başkonsolosluğumuz var. Diğer uluslararası kurumlarla beraber aslında New York'la yarışıyoruz. Ya bunu espri olarak söylemiyorum.
Bazen biz bir kurum, iki kurum öne çıkıyoruz. İşte burada OECD'nin temsilciliği açılıyor. Biz bir adım öne çıkıyoruz. New York'ta bir şey açılıyor ama şu anda 1 ve 2, at başı 1 ve 2 numarayız New York'ta beraber. Konuşmamı bitirmeden evvel bir küçük notum daha vardı ama zannediyorum Saadettin Saran Bey çıktı. Aslında konuşmamı kapatırken onunla ilgili de bir notum vardı. Neyse artık o mecliste olduğu zaman onu paylaşırız. Burada müsaadenizle konuşmamı kıymetli yazar Alev Alatlı'dan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Alev Alatlı diyor ki, biricik gezegenimizi 21. yüzyılın arsız baronlarına teslim edip en başa dönmeyi, bozkıra iltisaklı, dilsiz otlara rücu etmeye razı değilsek, bu dünyaya dair gerçekleri organ nakleder gibi rikkat ve özenle birbirimize nakletmek, geleneksel masumiyetimizin ölümcül dezavantaja dönüşmesini önlemek zorundayız. İşleyeceğimiz en büyük günah birbirimize kayıtsız kalmamız. Birbirimize kayıtsız kalmadan, birbirimizle tam bir dayanışma ve yardımlaşma içinde Türkiye'yi, İstanbul'umuzu daha da büyüterek bu cennet vatanı 21. yüzyılın parlayan yıldız ülkesi yapacağımızı, parlayan şehir yapacağımıza eminim. Buna bağlı olarak biliyorsunuz bu son belediye seçimleriyle ilgili şu notu da eklemek istiyorum. Kısa bir süre evvel AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum Bey bizi ziyaret etti. Kendisini odamızda ağırladık. Hem önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediyesi ile ilgili beklentilerimizi paylaştık. O da projelerini paylaştı. Uzun ve kapsamlı görüşme yaptık. İnşallah ayın 19'unda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu Bey'i de ağırlayacağız. Onunla da yine aynı şekilde hem biz beklentilerimizi paylaşacağız hem de eminim ki Ekrem Bey de önümüzdeki dönemle ilgili gündemlerini paylaşacak. Saadettin Bey'in geldiğini gördüm. Tamam. Biraz evvel yoktu burada. Biraz evvel büyükşehir ilçe belediyelerine aday olan arkadaşlarımı zikrettim. Tabii bir Fenerbahçe Kongresi olarak da şöyle bir duyumum var. Meclis üyemiz Saadettin Saran Bey'in de kısa bir süre sonra Fenerbahçe kulübümüzün başkanlığına aday olduğunu duydum. Ben şimdiden başarılar diliyorum. Ümit ediyorum. Kısa bir süre evvel Beşiktaş'ımızın yeni seçilen başkanı Hasan Arat Bey'i de ziyaret etme imkanımız oldu. Sizlere de buradaki tüm meclis üyelerine ama parantez içinde özellikle Beşiktaşlı meclis üyelerine mahsus selamlarını iletti. Onu aksamıyor mu Beşiktaşlar? Dolayısıyla hem görev yapan şehrimizin güzide kulüplerinde görev yapan başkanlarımıza hem de inşallah görev yapacak başkanlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. İki gün evvel idrak ettiğimiz Miraç Kandili sonrasında 24 Şubat'ta erişeceğimiz Berat Kandili'nizi de şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi şahsı ve yönetim kurulu adına Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.